Belki de yazdığım son satırlar, hayal bile edemeyeceğim ihanetin içinde kalmışım. Birileri mutlu olacak diye, birileri ölmeye mahkum edilmişti. Daha 22 yaşında ölümü tatmak üzereydim. Bir gün önce, sabah saat 6'da işe gitmek için kalktım. Üstümde inanılmaz bir ağırlık vardı. Sanki o gün bir şey yatağımdan çıkmamam için beni zorluyordu. Yataktan çıkamıyordum. Bir mağazada çalışıyorum. Mağaza 10'da açılıyor. Ama bizim stok sayımımız vardı. O yüzden biraz erken gitmem gerekiyordu. Evde kimse yoktu o gün. Ailem tatile gitmişti. Ben işimden dolayı gidemedim. Gerçi yine beni götürmezlerdi. Pek sevmezlerdi beni. Zor bela yataktan kalktım. Ağır adımlarla banyoya yürüdüm. Kapısı kapalıydı. Ben açık diye hatırlıyordum. Uyku sersemiydim. Pek umursamadım. Tam karşımda yüz aynası vardı. Ayna durup dururken tuhaf bir şekilde buharlanmaya başladı. Hatta tüm banyonun buharlı olduğunu fark ettim. Banyo etmemiştim. Evde kimse yoktu. Banyo eden de olmamıştı. Neden bu banyo böyle buharlıydı anlamadım. Bunları düşünürken sanki bir elin bana dokunduğunu hissettim. Hızla arkamı döndüm. Arkamı döndüğümde sanki kapıdan bir şey çıkar gibi oldu. Evin her yerine baktım. Hiçbir şey yoktu. Geri banyoya döndüm. Muslukları ve havalandırmaları kontrol ettim. Musluklar kuru, havalandırmalar kapalıydı. Sonra havluyu elime alıp buharlanmış aynayı silmeye başladım. Ben buharı sildikçe yeniden buhar oluşuyordu. En sonunda aynada değişik bir şekil belirdi. Tam belli değil ama iki boynuzu olan korkunç bir şekil vardı. O anda çok korktum. Bağırmaya başlayıp hemen banyodan dışarı çıktım. Ev müstakildi. Hemen bahçeye attım kendimi. Hava güzeldi. Ama sanki bir kasvet vardı havada. Ya da bana öyle geliyordu. Bir sigara içtikten sonra eve girmeye karar verdim. Geç kalacaktım yoksa. Pek böyle şeylere inanmam. Gördüğüm cin olabilir mi diye düşündüm. Sonra hayal gördüm herhalde dedim. Kendi kendime. Ya da böyle inanmak istedim. Uyuşturucu bağımlısıydım. Hayat buna itmişti beni. Sık sık hayal görüyordum. Ama ilk defa böyle bir şey görmüştüm. Eve girdim. İki cevapsız arama vardı. Arayan mağaza müdürüydü. Geri aradım. Sayımın iptal olduğunu ve saat 16'da mağazada olmam gerektiğini söyledi. Ben de tamam dedim. Saat 16'ya daha vardı. Uyumak için yatağa uzandım. Uyumuşum. Uyandığımda saat 9'du. Burnumda bir sızı vardı. Yastığıma baktığımda ise her yer kan olmuş. Burnumda durmadan kanıyordu. Hemen lavaboya gidip zar zor kanını durdurabildim. Sürekli kanıyordu. Durmak bilmedi. Salondan televizyon seslerinin geldiğini duydum. Evde kimse yoktu. Ailem tatildeydi. Ben de açmamıştım. Kim açabilirdi ki? Korkmaya başladım. İçim ürpermişti. Salona vardım. Televizyonda kedileri anlatan bir belgesel vardı. Masmavi gözleriyle simsiyah bir kedi gözlerini dikmiş bana bakıyordu resmen. Bir anda elektrik gitti. Ama kedinin görüntüsü hala ekrandaydı. Odamdaki Allah yazılı tablonun yere sert düşmesiyle uyandım. Meğer rüyaymış. Hemen tabloyu kaldırdım. Güzel bir yere koydum. Terlemiştim. Nefes nefese kaldığımı fark ettim. Korkmaya başlamıştım. Çok fazla dindar bir insan değilim ama Fatiha'yı bilirim. Hemen onu okudum. Kapıdan dışarı çıktım. Kapının tam önünde bir kedi miyavlıyordu. Hemen içeriye girip kapıyı kapattım. Fakat evde de durmak istemiyordum. Evin arka kapısından sokağa çıktım. Evin bahçe duvarında çok çirkin bir karga vardı. Gözleriyle beni takip ediyordu. Sigara yakarak devam ettim. Her zaman önünden geçtiğim boş bir ev vardı. Hatta teyzem bu evde siz de oturdunuz oğlum demişti küçükken. Önünden geçerken dikkat ettim. Kırmızı sprey boyalarla tuhaf şekiller çizilmişti. Bu şekiller ilgimi çekmişti. Ama çok tuhaf şekillerdi. İlk defa görüyordum böyle şeyleri. Devam ettim. Nereye gittiğimi bilmeden yürüyordum. İnsanlar bana tuhaf tuhaf bakıyordu. Sanki onlara kötü bir şey yapmışım gibi davranıyorlardı. Neden böyle oluyordu? Kalktığımdan beri içimde bir sıkıntı vardı. Sürekli tuhaf hayvanlar görüyordum.
böcekler, büyük büyük sinekler, oldukça farklıydı bu hayvanlar. Bir parkta banka oturdum. Sürekli terliyor, kendimi yapayalnız hissediyordum. O anda telefonum çaldı. Arayan ailemdi. İyi olduklarını söylediler. Bir problem yoktu onlarda. Ne zaman geleceklerini sordum. Birkaç güne geleceğiz dediler. Sonra babam, sesin iyi gelmiyor, bir şey mi oldu dedi. Ben de dayanamadım. Başımdan geçen bu esrarengiz olayları anlatmaya başladım. Çok korktuğumu söyledim. Başımdan geçenleri yüzeysel olarak anlattım. Babam, anladım oğlum diyerek telefonu kapattı. Şaşırmıştım. Sadece dinledikten sonra anladım oğlum diyerek telefonu kapatmıştı. Normal miydi bu yaşadıklarım? Herkesin başına gelir miydi? Sıradan mıydı bu haller? Sonra ayağa kalktım. Yürümeye başladım. Karşımda mahallemizin park görevlisi olan Bekir diye deli bir adam vardı. Kimseyle konuşmazdı. Sadece kendi kendine konuşurdu. Kuşlara yem veriyordu. Ama kuşlar o kadar pis kokuyordu ve o kadar çirkinlerdi ki sanki kuş değil de kuş kılığına girmiş başka varlıklardı. Bana doğru baktığını gördüm Bekir'in. Bir şeyler mırıldanıyordu. Türkçe değildi. Daha farklı bir dildi. Bana istemiyoruz seni deyip bağırmaya başladı. Taş atmaya başladı. Hemen koştum oradan. Canımı zor kurtardım Bekir'den. Ben koşarken beni gören tüm insanlar sanki beni öldürmek istermiş gibi bana bakıyorlardı. Neden böyle yapıyorlar anlamıyordum. Daha hızlı koşmaya devam ettim. Biraz daha koştuktan sonra yağmur yağmaya başlamıştı. Yakınlarda teyzem oturuyordu. Yağmur durana kadar teyzemde kalırım diye düşündüm. Aklım almıyordu. Neler oluyordu böyle? Hayatımın en kötü günü deyip küfürler ediyordum içimden. Sonra teyzemin oturduğu üç katlı müstakil evin önüne geldim. Bahçesinde bir köpek vardı. Adı Karabaş. Seneler önce yavruyken bulmuş teyzem. Elinde büyüdü. Beni tanırdı. Görünce çok sevinirdi. Ama bu sefer beni gördüğünde sevinmedi. Hayvanda bir tuhaflık vardı. Gözlerini kocaman açıp bana baktı. Belli bir müddet baktıktan sonra sanki biri kovalıyormuş gibi hırlayarak kulübesine kaçtı. Beni her gördüğünde sevinen hayvan şimdi nedense gördüğünde korkmuştu. Kulübesine gidip bakmak istedim. Kulübenin köşesine yatmış titriyordu. Sonra geri çekildim. Gidecekken kulübeden tak tak diye sesler gelmeye başladı. Biraz korkmuştum ben de. Hayvanı da daha fazla korkutmayayım diye çıktım teyzemin oturduğu ikinci kata. Hızla merdivenleri çıktım. Gittiğimde kapı açıktı. Teyze diye seslendim. Kimse yoktu. Eve girdim. Televizyon açıktı. Televizyonda rüyamda gördüğüm yine o kedili belgesel vardı. Korkudan olduğum yerde bayılmışım. Uyandığımda teyzem başımda beni ayıltmaya çalışıyordu. Seni baygın olarak buldum oğlum. Değişik sesler çıkartıyordun. Sanki boğazını birileri sıkıyordu. Hırlıyordun dedi. Teyzemin dediklerine inanamadım. Resmen aşağıdaki köpek gibi ben de hırlamışım. Teyzem imanlı bir insandı. Başımdan geçenleri anlattı. Karşımda korkarak beni dinliyordu. Sen bu sefer ciddisin. Bu uyuşturucudan dolayı değil. Bekle beni dedi. Odadan çıktı. Teyzem sessiz bir şekilde telefon görüşmesi yapmıştı ve karşıma oturdu. Suratı asılmıştı sanki. Bak oğlum, sana açık konuşacağım. Az önce bir hoca hanımla konuştum. Anlattıklarını ona anlattım. Ve bana Harami cin kabilesinden bahsetti. Harami cin kabilesinde cinler musallat olmuş herhalde oğlum sana. Hoca hanım böyle dedi. Sen bir hayvanı öldürmüşsün. Ya da senin için bir hayvanı kurban etmişler dedi. Normalde bir hayvanı öldürsen cinler musallat olmaz. Fakat bir cin hayvan kılığına girmiş. Sen de o cini hayvan zannetip öldürdüysen o zaman sana bu kabile musallat olur demiş hoca. Biraz haram cin kabilesinden bahsedeyim. Bizim alemimize geçmeleri zordur. Geçenler ise sadece hayvan kılığına girebilir. Bazıları yarı insana benzer. Ve bunların en tehlikelisi de budur. Bunlar normalde zararsızdır. Sadece onlara zarar verirsen intikamları çok ağır olur. Bu Yahudi bir kabiledir. En büyük düşmanları Müslüman Ademoğludur. Cin aleminin en tehlikeli üç kabilesinden biridir. Kabile halinde yaşarlar ve asla birbirlerinden ayrılmazlar. Bütün cinler Aramice, İbranice
ve Süryanice konuşurken sadece bu kabile Ermenice konuşur. İnsanı depresyona sokar. Çoğu zamanda intihar etmesine sebep olurlar. Şaşkınlıkla teyzemi dinliyordum. Bana yakın bir zamanda veya geçmişte kedi, köpek veya karga öldürüp öldürmediğini sordu. Hayvanları severdim. Hayır teyze, sadist değilim, cani değilim ben diyerek ağlamaya başladım. Teyzem çaresiz gözlerle beni izliyordu. Bir süre sonra sakinleştim. Teyzem Kur'an okudu. Muazzam bir sesi vardı. Az çok da anlardı metafizik ilminden. Bir kağıda dua yazıp suyun içine attı. Dua bir süre sonra kağıttan silindi ve o suyu içmemi söyledi. Suyu içtikten sonra rahatlar gibi oldum. Gözüm yerdeki halının kenarına takıldı. Halının kenarından saç gibi bir şeyler uzandığını gördüm. Halıyı elimle yavaşça kaldırdım. Halıyı kaldırmamla soluğum kesilecek gibi oldu. Yerde hayvan kıllarından bir simge, bir işaret vardı. Teyzemle göz göze geldim. Bu işareti tanıyordum. Bu işaret sabah yanından geçtiğim harabe evin duvarına çizilmişti. Nedenini anlamadığım bir şekilde burnum tekrar kanamaya başladı. Teyzem bir yandan ağlıyor, bir yandan dua okuyordu. Hiçbir şey o gün fayda etmiyordu. Teyzem bir anda dua okumayı kesti ve titremeye başladı. Yüzü cama doğru dönüktü. Kendisini cama bakmaktan alamıyordu. Cama bakmaya korkuyordum ama yine de kafamı çevirdim. Camın önünde karga vardı. Simsiyah, büyük bir kargaydı. Sivri bir gagası vardı. Kafası bedenine göre oldukça büyüktü. Üstünde Roma rakamlarına benzer bir sayı gibi şeyler çiziliydi. Beyaz tüyleri, kömürden kara gözleri vardı. Gagasını birbirine vurup değişik korkunç sesler çıkarıyordu. Hemen dışarı çıktık. Teyzemi komşusuna bırakacaktım. Israrla gitmek istemedi. Teyzem beni hocaya götürüp kurtaracağını söylüyordu. Bağlum yakınlarında bir hoca varmış. Çok kişiye şifa vermiş. Beni de o hocaya götüreceğini söyledi. Teyzem eve girip halının altını temizleyeyim dedi. Benim de dışarıda beklememi istedi. Teyzem eve girdi. Ben de bahçede kulübedeki köpeği merak ettim. Kulübeye baktığımda köpeğin kanlar içinde kaldığını gördüm. Neredeyse parçalanmış, paramparça olmuştu. O arada teyzem koşarak yanıma geldi. Halının altında hiçbir şey yok. Hepsi kaybolmuş dedi. Ama köpeği de o halde görünce yıkıldı resmen. Yukarı çıktım. Halının altı temizdi. Camdaki karga da gitmişti. Hatta koltuğa burnumdan damlayan kanlar bile yoktu. Hemen aşağıya indik. Teyzem dindar bir insandı ve beni çok severdi. İki çocuğu ve eşiyle mutlu bir yuvası vardı. Bu olaylar yaşanırken çocuklar yaz kursunda eniştem ise işteydi. Sonra bir taksiye atlayıp Bağlum tarafına gittik. Hocayla görüşmek için. Yolda sürekli at kişneme sesi geliyordu kulağıma. Bir mahallede indik. Mahallede hocayı sorduk. Evini tarif ettiler. Hoca bir gece konduda oturuyordu. Bahçesinde güzel ağaçlar, çiçekler ve her tarafta ip parçaları vardı. Aslında güzel bir bahçeydi. Huzur veriyordu insana. Kapıyı tıklattık. Hoca kapıyı açtı. Hocanın bana bakmasıyla "Estağfurullah, estağfurullah" diyerek geri çekilmesi bir oldu. Başıma gelen olayları teker teker anlattı. Dinledikten sonra "Bu iş Harameci'nin kabilesinin işi oldun" dedi. Bu kabile insanlara musallat olmaz kolay kolay. Kesin bir büyü var bu işin içinde dedi. Bu cin kabilesi hayvanların kılığına girebilir. İnsanlara büyü yapmak için bu cinleri çok kullanırlar. En büyük silahları insana vesvese vererek ruhlarını daraltıp intihar etmelerini sağlamaktır. Bu cinler küçük menfaatlerin peşinde koşmaz. Büyüyü yapan, onlardan yardım isteyen insanlar onların emri altına girmeyi kabul etmiş olurlar. Hocanın bu dedikleri beni çok korkutmuştu. Bana kim ne için büyü yapardı ki? Kimseye bir zararım dokunmazdı. İnsanlar beni severdi. Kollarını yukarı kaldır dedi. Kollarımı yukarı kaldırdığımda koltuk altıma dikilmiş küçük bir muskayı hemen söküp kopardı. Muskanın içini açmaya başladı. İçinden ayetler, dualar değil, cinleri çağıran yazılar çıktı. Bunu koltuk altına kim diktiyse senin iyiliğin için değil, seni
cinlerin hedefi haline getirmek için dikmiş dedi. Kim dikecekti ki? Kimin aklına gelirdi böyle şeyler? Çok korkmuştum. Korkudan titriyordum. Vücuduma hakim olamıyordum. Sonra evin içinden bir erkek çocuğu hocaya doğru yaklaştı. 6-7 yaşlarında bir çocuk. Türkçe anlıyor ama konuşamıyordu. Hoca çocuğu görünce çok sevindi. Gözlerinin içi gülüyordu. Hoş geldin Ali dedi. Sapsarı saçları ve maviden griye doğru çalan gözleri vardı. Üzerine ayaklarına kadar uzun beyaz bir gömlek giymişti. Çocuğa baktıkça bakasım geldi. O kadar güzeldi ki anlatamam. Teyzem de maşallah diyerek çocuğu seviyordu uzaktan. Hoca teyzeme, siz de bu şekilde şeyler gördünüz mü? Eğer gördüyseniz size de musallat olmuşlardır dedi. Teyzem, hayır görmedim dedi. Sonra hoca, siz gidebilirsiniz isterseniz. Madem musallat olmamışlar, burada durursanız size de kim besleyip musallat olabilirler dedi. Teyzem gitmek istemedi ama ben gitmesini istedim. Allah yardımcın olsun oğlum, dualarım seninle deyip yanımızdan ayrıldı teyzem. Sonra bahçede oturup havanın kararmasını bekledik. Gerekli ritüeli hava karardıktan sonra yapacaktık. Hoca aç mısın diye sordu. Aslında karnım acıkmıştı ama utanıyordum. Yine de utana sıkıla açım dedim. Ali de yanımdaydı. O yanımdayken huzur doluyordu. Hava da yavaştan kararıyordu. Hoca yemeği getirdi. Ben yemeye başlarken akşam ezanı okunmaya başlandı. Hoca namaz için kalkıp gitti. Çocuk yanımda kaldı. Güzel bir şekilde beni izliyordu. Onun beni izlemesi hep huzur veriyordu. Bir yandan da tedirgin ediyordu. Ezanın bitmesiyle çocuk bir anda kayboldu. Gözümün önündeki çocuk yarım saniyede kaybolmuştu. Hoca çocuğun bir anda kaybolduğunu fark edip koşarak yanıma geldi. Ali nerede diye sordu. Ben de bir anda gözden kaybolduğunu söyledim. Ali diye bağırdı. Koşarak dışarı çıktı. Sokağa çıktık, aramaya başladık. İyice karanlık çökmüştü. Hoca Ali'yi daha bebekken bir köyde bulduğunu söylüyordu. Babası ve annesi Müslüman cinlerdenmiş. Annesi doğumundan kısa bir süre sonra ölü bulunmuş. Babasının kabilesine düşman bir kabile annesini öldürmüş. Sonra babasını da diğer kafir cinler öldürmüştü. Ali, Nusaybin cin kabilesine mensup Müslüman bir cindi. Hoca da onu evlatlık almıştı. Bazen böyle kayboluyormuş. Sonra sabaha karşı geliyormuş. Ama yine de tedirgindi. Babasına düşman olan cin kabilesinin Ali'ye bir şey yapmasından korkuyordu. İnşallah Ali'yi haremi cin kabilesi kaçırmamıştır deyip hüzünlenmeye başladı. Ali'nin bir anda kaybolması anormal bir şeylerin var olduğunu gösteriyordu ve çok korkutuyordu beni. Hava iyice kararmıştı. Artık ritüele başlayacaktık. Gerekli malzemeleri ayarlamaya başladık. Dışarıdan, bahçenin dışından sesler geliyordu. Dışarı baktığımızda siyah bir kedi beyaz bir serçeyi parçalayıp yiyordu. Çok ürkütücü ses çıkarıyordu kedi. Korkmaya başladım. Hoca elini omzuma koyup seni korkutmak için yapıyorlar. Sen korkma evlat. Başlayalım dedi. Bu iş bu gece çözülecek. Kurtaracağım seni oğlum dedi. Malzeme alacağını söyleyerek yanımdan ayrıldı. Sonra telefonum çalmaya başladı. Arayan babamdı. Babam hemen o adamın yanından ayrıl. Rezil herif dedi. Ben ne adamı? Ne diyorsun sen baba? Babam kimin yanında olduğunu biliyorum. Bana söylediler dedi. Teyzem söylemiş midir diye düşündüm. Hayır, o söylemezdi. Ben, neler oluyor baba? Kim söyledi? Ne söyledi dedim ve ağlamaya başladım. Babam, eğer oradan ayrılmazsan bir daha eve gelme dedi. Ben, ne diyorsun baba? Sen hoca bana yardım ediyor. Sonra babam hakaret ve küfürler ederek telefonu yüzüme kapattı. Hayretler içindeydim. İçim daralıyordu. Havadaki kasvet daha da daraltıyordu beni. Belliydi. Burada bu gece bir şeyler olacaktı. Hoca ellerindeki malzeme ile yanıma yanaştı. Hemen yardım ettim. Malzemeleri eve götürelim dedi. Evine girdik. Evi temizdi. İnsana huzur veriyordu. Ruhumdaki sıkıntılarım azalır gibi oldu. Hoca her türlü cinliğe karşı evin korunduğunu ama bu kabile Yahudi ve hayvanlarla irtibatlı bir cin kabilesi olduğu için koruma fayda etmediğini, bütün kabilenin
evin içine girebileceğini söyledi. Keşke Ali burada olsaydı. Onun sayesinde Nusaybin cin kabilesinden yardım alırdık diye içini çekti. O yüzden çok dikkat etmeliydik. Yapacağımız iş hiç kolay değildi. Hoca Kur'an-ı Kerim'i açıp cin suresini okumaya başladı. Sonra camın önünde siyah siyah kediler belirdi. Değişik sesler çıkartıyordu. Sanki hocanın Kur'an okumasına mani olmak istiyorlardı. Hoca, harami cin kabilesiyle iletişime geçmenin diğer cin kabilelerinden farklı olduğunu söylüyordu. Onları kedi, karga gibi görürsün ama kendi halleriyle iletişime geçmemiz lazım dedi. Sonra ritüele başladık. Ritüel için insan kanının ya da hayvan kanının olması gerektiğini, birkaç çeşit ot, değişik semboller ve nazar boncuğu kullanacağımızı söylüyordu. Çok parlak ama kıpkırmızı bakır tarzı bir leğenin içine hayvan kanından koydu. Bu kan hangi hayvanın kanıdır bilmiyorum. Elini içine sok dedi. İğrençti. Mecburen soktu. Hoca da eline bir çizik atıp kanını leğenin içine damlattı. Sonra o da elini kana soktu. Diğer eliyle bir takım otlar, nazar boncuğu kırıklarını koydu leğenin içine. Bir yandan da içinden dualar okuyordu. Camdan gözüken kediler değişik bir şekilde çığlık atar gibi bağırıyor. Gökten kargalar yağarcasına bahçeye konuyor ve cama vurup kendilerini öldürüyorlardı. Sokağın ışığı gidip geliyordu. Hava kasvetliydi. Sanki kıyamet kopmak üzereydi. Evdeki Kabe resmi ve besmele yazan tablo birden yere düştü. Kalbim o an yerinden çıkacak gibiydi. Hoca dualar okudukça sesi garipleşiyordu. Sanki biri boğazını sıkıyordu. Hocanın acı çektiği belliydi. Ritüele başlamadan bitirmek zorunda kaldı. Halsiz düşmüştü. Bir kenara çekilip oturmaya başladı. Belli bir süre geçtikten sonra hoca yanıma geldi. Bana bakarak babam dedi. Babanla alakalı bir durum var ama dillerinden anlayamıyorum. Bu kabile senden ve ailenden nefret ediyor dedi. Hemen telefonu elime aldım. Babamı aradım. Çok iyi konuşuyordu. Bir saat önce bana küfürler eden adamdan eser yoktu. Ben de keyfini bozmayayım diye bir şey demedim. Tamam baba, öylesine aramıştım deyip telefonu kapattım. Yaşadıklarıma anlam veremiyordu. Gidip odanın bir köşesine oturup düşünmeye başladım. Düşüncemde değişik bir şekilde hayaller görmeye başladım. Boş bir evin içerisinde bir mezar vardı. Mezar taşında ismim yazıyordu. Mezarın içinden çığlık sesleri geliyordu. Kurtarın beni diye bağırıyordu bir. Mezarın üzerinde yaklaşık 100 yılan vardı. Düğüm olmuş duruyorlardı. Her yerden çığlık sesleri geliyordu. Hocanın tokatlarıyla uyandım. Meğer hayal değil, rüya görmüşüm. Nasıl olduysa o köşede oturur vaziyette uykuya dalmışım. Hoca Farsça bir şeyler söyleyip küfürler ettiğimi söyledi. Psikolojim iyice bozulmuştu. Bir günde hayatım mahvolmuştu. Hocanın "Bende kal oğlum, gitme bir yere" ısrarlarına rağmen evden çıktım. Sokaklar çok ıssızdı. Sokağın sonunda çok büyük bir kalabalık görüyordum. Polis arabası vardı. Işığı gözlerime alıyordu. Umursamadan geçecektim. Ama tanıdık bir ses vardı. Biri çok fena bağırarak ağlıyordu. Yaklaştım. O korkunç manzarayı asla unutmayacağım sanırım. Üstü gazete kağıtlarıyla kapalı biri yerde yatıyordu. Ayakkabılarından tanıdım. Bu teyzemdi. Eniştem ağıtlar yakıyordu. Kuzenlerim köşede öylece bana bakıp sinsi sinsi gülüyorlardı. Onların kuzenlerim olmadığını biliyordum. Harami cin kabilesi benden teyzemi almıştı ve yeğenlerimin kılığına girip benimle dalga geçiyorlardı. Gazeteyi kaldırdığımda kanımı donduran o görüntüyü görmüştüm. Teyzemin yüzünü köpekler parçalamış, paramparça olmuştu. Avucunda da kana gibi bir şeyden yazılmış bir yazı vardı. Ne yazdığını anlayamadım. Teyzemin dudaklarındaki hareketlenmeyi görüyordum. Sanırım sadece ben görüyordum. Dudaklarının kıpırdamasından anladığım kadarıyla seni de alacaklar diyordu. O anda kuzenlerimin o korkunç yüzlerini gördüm. Kapkara, dişleriyle bana bakıp kahkaha atıyorlardı. Acele etme, seni de alacağız diyerek gülüyorlardı. Koşarak kaçtığımı hatırlıyorum. Nereye kaçtığımı da bilmeden hemen taksiye atlayıp
Oradan uzaklaşmak istedim. Gözümün önüne teyzemin parçalanmış yüzü ve kuzenlerimin korkunç gözleri geliyordu. Sonra bir gece çorbacısına gidip karnımı doyurayım dedim. Çorba söyledim. Başladım yeme. Fakat öyle iğrenç kokular geliyordu ki anlatamam. Daha çorbayı yara etmeden kokusu beni mahvetmişti. Hemen kalktım çorbacıdan. Eve doğru yürümeye başlamıştım. Hikayenin başında bahsettiğim oba şehirden karga sesleri geliyordu. Sembol silinmişti. Kocaman seni de alacağız yazıyordu. Ve bir ok işareti evin bir penceresini gösteriyordu. Korkuyordum. Hava zifiri karanlıktı. Eve doğru yürürken bir köpek sürüsünün beni takip ettiğini fark ettim. Arkamı döndüm. Nas ve Felak surelerini okumaya başladım. Ama köpekler üstüne koşuyordu. Her yer açıklıktı. Saklanabileceğim bir yer yoktu. Köpeklerden kurtulup saklanabileceğim yer o yıkık dökük terk edilmiş evdi. Soluk soluğa içeri girdim. Çok rutubetli bir evdi. Normalden daha ağır bir kokusu vardı. Önceden ritüellerin gerçekleştirildiği belliydi. Yerde kan izleri vardı. Alışmışım herhalde böyle şeylere ve korkumu yenmiş gibiydim. Çok korkmaz olmuştum. Okun işaret ettiği odaya girmeyi istemiyordum. Beni neyin bekleyeceğini tahmin edemiyordum. Evin içi çok rahatsız edecek derecede kötü kokuyordu. Sonra merdivenlerden en üst kata çıktım. Evin her yeri orta katı gösteren ok işaretleriyle doluydu. Köpeklerin dışarıda uluduğunu duyuyordum. Dışarı çıkamazdım. Orta kata kafamı bile çevirmeden üst kata çıktım. Üst kat bomboştu. Camlar gazeteyle kapatılmış karanlık bir odaydı. Ürkütücü havası kapkara duvarları üstüme geliyordu sanki. Bir sandık gördüm. Hemen kapının arkasına konulmuş. Yanına gidip merak ve korku ile açtım. İçinde haç işaretleri, aynalar, bakır tepsiler, çeşitli bıçaklar ve en kan donduran ise beyaz bir önlük ve intihar etmek için kanlı bir urgan vardı. Önlüğün üstü hep kan olmuştu. Arkasında da yine o iğrenç sembol vardı. Bu işi çözmeliydi. Dayanamayıp orta kata, yani okların gösterildiği odaya gittim. "Ne istiyorsunuz benden?" diye bağırdım. Ses yoktu. Etrafta fareler, yılanlar cirit atıyordu. Odada çok fazla duman vardı. Sanki bir şey yakılmış da her yer duman olmuştu. Duvarlarda böcekler vardı. Yukarı, tavana doğru tırmanıyordu. Evin bir anda sarsıldığını fark ettim. Köpekler dışarıda çıldırmış gibi havlıyor, oluyorlardı. Dışarı çıksan belki beni paramparça ederlerdi. Sonra duvardan bir kıvılcım çıktı. Resmen duvarlar yanıyordu. Biraz daha beklesem evin içinde kül olacaktı. Hemen kendimi dışarı attım. Dışarı çıktığımda köpek falan yoktu. Hemen koşmaya başladım. Koşuyordum ama sanki yerimde sayıyordum. Beni gören insanlar bana bir acayip bakıyorlardı. Sanki benden tiksiniyorlar, nefret ediyorlardı. Durdum. Koşmaya halim kalmamıştı. Kendimden ben de nefret ediyordum artık. "Allah'ım bana yardım et" diye diz çöküp ağlamaya başladım. Kimse yanıma bile gelmemişti. Burnum yine kanıyordu. Kanı durduramıyordum. İtfaiye arabasının siren sesini duydum. Evi söndürmeye gidiyorlardı. İnsanlar başıma toplandı. Bana bakıp beddua ediyordu çoğu. Sanki beni oracıkta öldüreceklerdi. Bir teyzenin bana doğru yanaştığını gördüm. Kafamı kaldırdığımda bu teyzenin komşumuz Ayten teyze olduğunu anladım. "Ayıp değil mi şerefsiz yaptın? Elimizde büyüdün. Adam sandık seni. Utanmıyor musun İnsanların bahçesine ölü hayvanlar atmaya, hayvanlara eziyet etmeye?" dedi. Şok olmuştum. Ayten teyzenin gözlerine baktım. Sanki yerinden çıkacak gibiydi. Elinden gelse oracıkta beni öldürürdü. Ben bir şey yapmamıştım. Bu başıma gelenler Haremiçin kabilesinin yüzündendi. Belki de bana bağıran Ayten teyzenin kılığına giren bir cindi. "Ayten teyze, ben yapmadım. Benim suçum yok" diyebildim sadece. "Yazıklar olsun. Bir de inkar ediyorsun. Bütün mahalle dün gece gördü seni. Hepimize küfürler ettin. İstemiyoruz seni. Defol bu mahalleden" deyip yüzüme tükürdü. Benliğimi kaybettiğim gibi itibarımı da kaybetmiştim. Çok severdi beni mahalleli. Elektronik tamirat işini çok iyi yapardım. Herkes bozulan şeylerini bana getirirlerdi.
Çalıştığım mağazaya gelip beni kazansın diye hep benden bir şeyler alırlardı. Şimdi ise tam bir maskara olmuştum. Herkes benden nefret ediyordu. En iyisi bu hayatı sonlandırmaktı benim için. Yeni yapılan yüksek katlı inşaata doğru yürüdüm. Öldürecektim kendimi. Dermanım kalmamıştı. İnşaatın merdivenlerinden çıkıyordum. Çok yorgundum. Zar zor da olsa kulenin tepesine çıkmıştım. Kendimi atacaktım. Atmadan biraz başımdan geçenleri düşündüm. Sürekli kahkaha ve "atla artık" diye sesler duyuyordum. Kulenin içinde sürekli böcekler, yılanlar görüyordum. Kendimden tiksindim. Nefret ediyordum. Bir an önce atlamak benim için bir kurtuluştu. Çatının ucuna kadar yürüdüm. Tam atlamak üzereyken bir el kolumdan tuttu. Hiç tanımadığım bir yüz, bir adam arkamda belirdi. "Sakın yapma oğlum, Allah'a sığın, yapma" dedi. Teyzemden ve hocadan sonra ilk kez biri bana yardım ediyordu. Yüzünde nur vardı sanki. "Yapma oğlum" diyordu. O kadar güzel oğlum diyordu ki sadece gülümsedim. Bir ayağım boşluktaydı. Ama hiç korkmuyordum ölmekten. Sadece bir neden istiyordum ölmemek için. Kimseye güvenim kalmamıştı. Beni kurtarmak için bu iyi adam bile belki bana daha başka bir kötülük yapacak diye düşündüm. Tüm insanlar bana düşman gibi bakıyordu. Neden böyleydi? Ben ne yapmıştım? Benim artık insanlara itimadım kalmamıştı. Yine bir karga kondu karşı çatıya. Ağzından kanlar damlıyordu. Bu iyi adam beni kurtarmak isterken bir şeyler de benim ölmemi istiyordu. Son defa doğup büyüdüğüm şehre baktım. Ne güzel günlerim geçmişti. Ölmeyi bile becerememiştim. Allah'tan başkasından korkmayacağım. Bugün de geçecek diye kendimi teselli etmeye başladım. Ama telafisi olmayan yollara çoktan girdiğimin farkındaydım. Beni kurtaran adam da çoktan gözden kaybolmuştu. Zaten ne zaman yanıma geldiğini de görmemişti. Artık benim için sıradan olmuştu bu şeyler. Aşağı indim. Aşağıdan tekrar kuleye baktım. Gerçekten de çok yüksekti. Kendi kendime az önceki cesaretime hayran kalmıştım. Ama gözüme bir şey çarpmıştı. Kulenin tepesinde birisi vardı. Aşağıya atlayacak gibiydi. Dikkatli bakınca kendimi gördüm. Kulenin tepesinde duruyordum. Bağırıp çağırıyordum. Sonra aşağıya atladım. Kendi kendimi aşağıdan izliyordum. Tak diye düştüm. Tam da önüme, kemiklerimin kırılma sesini ve dağılan beynimi görebiliyordum. Yine cinlerin bir oyunuydu bu bana. O iyi adam bana engel olmasaydı bu şekilde ölecektim. Canıma kıymış olacaktım. Ne eve ne mahalleye gitmek istiyordum. Nereye gitsem başıma musallat oluyordu. Dumansız ateşten yaratılanlar. Bir canım vardı zaten. Teyzemi de kaybetmiştim. Çaresiz hocanın yanına gitmeye karar verdim. Her gördüğüm canlıdan tiksiniyordum. Bağlıma gitmek üzere taksiye bindim. Param da azalıyordu. Korkuyordum. Hem de çok korkuyordum. Üstüm başım perişandı. Perişan bir haldeydim. Sokağın başında indim taksiden. Teyzemin kan izleri sokakta halen duruyordu. Çıkmamıştı yerden. Üzün ve korku içinde yürüyordum yavaş yavaş. Çaresizce. Gece konduların arasından bir adam çıktı. Yaz günü olmasına rağmen siyah uzun bir palto giymişti. Saçları uzun, bakımsız, gözleri kıpkırmızı bir adamdı. "Korkuyor musun pis çamur?" diyerek iğrenç bir kahkaha attı. "İnanın sesini duymak istemezsiniz. Senin canını bağışlarım. Ama sen de bize hizmet edeceksin" dedi. "Din değiştirip Yahudi olacaksın. Sonra biz ne istersek onu yapacaksın köpek" dedi. Ben özü besmele çekmemle bir anda kayboldu. Sonra koşmaya başladım. Koşuyordum. Hocaya doğru. Çok hızlı bir şekilde koşuyordum. Yine bir gece kondunun önünde karşıma çıktı. Hala kahkaha atıyordu. "Kahrolacaksın" diyordu sürekli. Dilim kilitlenmişti. Hiçbir sure okuyamaz oldum. Korkudan bayılmışım. Uyandığımda hocanın evindeydim. Panik haliyle hemen hocadan izin alıp evinden çıktım. Kendi evime doğru koşmaya başladım. Koşarak varamazdım. Param da bitmişti. Taksi çağıramazdım. Araba da geçmiyordu zaten. Yolun kenarlarında bir sürü siyah siyah kediler vardı. Bir arada o kadar kedi asla olamazdı. Bu kediler kedi değildi aslında. Çünkü ayakları tersti hepsinin. Başımın üstünde kargalar uçuşuyordu. Neredeyse saçlarımı yalayıp geçiyordu kargalar.
Aklımı kaçırmaya az kalmıştı. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Etrafta hiçbir insan yoktu. Zaten gecenin yarısı buralarda kimse olmazdı. Hiçbir şeye takılmayıp koşmaya devam ettim. Üstüm başım perişandı. Mesafe çok fazlaydı. Bir araba kesinlikle geçmesi lazımdı. Koşarak eve varamazdım. Allah'a dua ediyordum. Allah'ım yardım et bana diyordum hep. Uzaktan bir ışık görünmeye başladı. Bu ışık arabanın farıydı. Rabbim dualarımı kabul etmişti. Uzaktan bir araba geliyordu. Hemen elimi kaldırdım dursun diye. Arabada yaşlı bir amca vardı. Üstümün başımın haline bakmadan aldı beni. Allah razı olsun. Mahallemize gidiyordu şansıma. Beni de bıraktı evimin yakınına kadar. Koşa koşa evimin önüne gittim. Bahçede her yerde hayvan cesetleri vardı. Ortalık leş gibi kokuyordu. Evin kapısı kilitliydi. Anahtarı bulamamıştım. Muhtemelen düşürmüştüm. İçeriği izledim. Camdan içeriye baktığımda yine bahçedeki gibi evin içinde komple hayvan cesedi vardı. Onlarca kedi ölüsü, karga ölüsü paramparça edilmişti. Bu hayvanlar normal hayvanlara benziyordu. Hayvan kılığına girmiş cin değildi yani. Kafayı yemişti. Kulağımda sürekli at kişnemesi, kedi miyavlaması ve karga sesi vardı. Cinler damarlarımda kan gibi geziniyordu. Bunu hissedebiliyordum. Hoca ritüel sırasında bana muska vermişti. Keşke hocanın bana verdiği muskayı çıkarken unutmasaydım. Boynumda duruyor olsaydı keşke. Sürekli harabe eve gitme hissi vardı bende. Sanki bir şeyler beni zorla oraya götürmek istiyordu. Kendime hakim olamıyordum. Kendim istemesem de ayaklarım beni harabe eve götürüyordu. Kulağımda onlarca sesler var. Kendimde değildim. Kontrolü kaybettim resmen. Ayaklarıma söz geçiremeyip gidiyordum. Harabe evin önüne vardım. Kısmen yanmıştı çatısı. Ama yine de ayaktaydı. Beni çağırıyordu sessizce. Resmen gel diyordu sanki. Hafif yanmış kapısını zorla açıp hemen içeri girdim. İçimde tarifsiz bir korku ve tahammülsüz acılar vardı. Girmek istemiyordum bu lanet olası eve. Ama kontrol bende değildi. Hakimiyetimi kaybetmiştim. Ayaklarım zorla götürüyordu beni. Girdim harabe evin içine. İstemesem de. Yine ok işaretleri vardı. Orta kata gitmemi söyleyen. Gün doğmak üzereydi zaten. Hava hafiften aydınlık olmaya başladı. İkinci kata çıktığımda gördüklerim beni perişan etmişti. Her yerim buz kesmişti. Babamla göz göze geldim. Gözlerinde ve tavırlarında bir tuhaflık vardı. Biz de seni bekliyorduk dedi. Babam, annem ve yanında siyah paltolu gördüğüm Şerli yan yana durmuşlar bana bakıyorlardı. Baba, anne ne işiniz var burada? Bu paltolu adam iyi birisi değil. Ne işiniz var bunun yanında dedim. Sonra babam anlatmaya başladı. Ben senin aslında gerçek baban değilim. Annen de gerçek annen değil. Senin öz annen seni doğururken ölmüştü. Baban da şimdi anne dediğin kadınla evlenmiş. Bu anne dediğin kadın benimle aşk yaşıyordu. Baban zengindi. Bu anne dediğin kadın babanın parası için babamla evlendi. Aradan bir yıl geçti. Öz babandan kurtulup anne dediğin kadınla evlenmem gerekiyordu. Öz babanın ölmesi gerekirdi. Ama nasıl? Bir tane falcıdan yardım aldık. Öz babana harami cin kabilesini musallat ettik. Harami cin kabilesi insanlarla fazla ilgilenmez. Ancak onlardan birini öldürürsen sana musallat olurlar. Biz bir şekilde öz babana kedi kılığına girmiş bir cin yavrusunu öldürttük. Ölen cin yavrusu 22 yaşındaymış. O yüzden seni 22 yaşında kurban edecekler ve bebeklerinin intikamını almış olacaklar. Yıllarca baba ve anne dediğim insanlar beni ölüme terk edip harabe evden çıkıp gittiler. Karşımda sadece siyah paltolu, gözleri kıpkırmızı olan şerli mahluk kalmıştı. Bana ya ölürsün ya da ömür boyu bize itaat edersin dedi. Burnum tekrar kanamaya başlamıştı. Gözüm kararıyordu. Ayakta daha fazla duramayıp yere düştüm. Allah'ım ne olursun kurtar beni. Sana layık kul olamadım. Ne namaz kıldım ne de iyi bir insan olabildim. Karşımda duran cin padişahı Aral bana gülerek seni buradan kimse kurtaramaz artık. Ya bize itaat et ya da kendini öldür diyordu. Başımda tarifsiz bir ağrı vardı. Burnumdan akan kanlardan dolayı
her yerim kanlar içinde kalmıştı. Kulağımda atlar kişniyor, gözümün önünde onlarca kedi birbirini parçalıyordu. Birden ayağa kalktım. Kalkmayı istemesem de kendime hakim olamıyordum. Ayaklarım beni sandığın olduğu en üst kata çıkarıyordu sanki. Sandığın kapağını açıp içindeki ipi çıkardım. Tavanda bir çengel vardı. Hemen ipi oraya bağladım. Kendimi asacaktım. Ama canıma kıymak istemiyordum. Zorlanıyordum. Ruhen baskı içindeydim. Hakimiyet bende değildi artık. Ruhumu esir etmişti. Harami cin kabilesi. Onlar ne yapmamı istiyorsa mecbur onu yapacaktım. Artık sona gelmiştim. Ölümle aramda bir nefeslik ömür kalmıştı. Başımı ipe takıp canıma kıyacaktım. Cinler bu şekilde alacaklardı intikamlarını. Ölmeden önce bir not bırakmak geldi içimden. Zar zor sandıktan buldum kağıda. Yanmış odunun isiyle yazmaya başladım. Belki de yazdığım son satırlar. Hayal bile edemeyeceğim ihanetin içinde kalmışım. Birileri mutlu olacak diye birileri ölmeye mahkum edilmişti. Daha 22 yaşında ölümü tatmak üzereydim. Allah'ım affet bu kulunu. Kelime-i şehadet getirsem kabul eder misin? Bu günahkar kulunu affeder misin? Tam ipi boğazıma takmıştım. Ölüme bir nefes kalmıştı. O esnada odanın kapısı açıldı. İçeri giren beni daha önce de ölümden kurtaran o iyi adamdı. Dur oğlum yapma diyerek belimden tutup ipi boynumdan çıkardı. Yine kurtarmıştı beni ölümden. Hakimiyet bendeydi. Büyü bozulmuştu. Harami cin kabilesinin hükmü bir anda kalkmıştı. Ey kurban olduğum güzel insan sen kimsin? Hızır gibi yetişip iki defadır kurtardın beni. Ben Nusaybin cin kabilesinden Mira. Beni daha önce Ali olarak gördün. Şimdi de öz babanın kılığındayım dedi. Cin de olsa öz babamı karşımda görmek güzeldi. O küçük Ali demek ki beni kurtarmak için gözden kaybolmuştu. Boynuma hocanın yazdığı muskayı takıp gözden kayboldu. Harabeden çıkarken canıma kasteden anne ve babamı kapının dibinde ölmüş vaziyette gördüm. Siyah kediler cesedini parçalıyordu. Artık 22 yaşındaydım ve artık bambaşka bir insan olacaktım. Allah'a hamdolsun. Her şeyin değerini kaybetmeden bilin. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Çorum'un İskilip ilçesine bağlı bir köyde ailemle birlikte yaşamaktaydım. Köyde tarlalarımız var. Bir tanesi köy mezarlığına çok yakın. Ben burayı hiç sevmem ama en iyi mahsulü de o tarladan alırız. Bu tarlaların sulama işini köyün çayından su kanallarıyla yapardık. Mezarlığın oradaki tarlayı babam sulardı. Babam bu gece sulama yapacaktı ama akşam üzeri birden hastalandı ve tarlayı sulamaya benim gitmem gerektiğini söyledi. İstemesem de babamı kıramazdım. İstemeyerek kabul ettim. Akşam oldu. Yalnız gitmek istemiyordum. Yanıma köpeğimiz Çakır'ı da alacaktım. Çakır'ı daha yavruyken almıştım. Her sözümü dinleyen iyi bir köpekti. Beyaz, üstüne kahverengi benekleri olan bir köpekti. Akşam Çakır ile yola çıktık. Mezarlığa yaklaşınca Çakır huysuzlanmaya başladı. Hiç böyle yapmazdı. İyice yaklaşmıştık. Çakır beni bırakıp adeta kaçar gibi gitti. Korkmaya başladı. Ama yola devam ettim. Mezarlığın yanına gelmiştim. Mezarlığın öbür tarafında büyük bir kayanın üzerine oturmuş kara bir kedi vardı. Birisi üzerine ışık tutuyormuş gibi parlıyordu ve miyavlamaya başladı. Miyavlaması, bir kedinin miyavlamasına hiç benzemiyordu. Kalın ve ürkütücü bir sesti. Aldırmadan önüme bakıp devam ettim. Biraz yürüdükten sonra kediye tekrar baktım. Bu kez farklı bir kayanın üzerine oturmuş, ışığı daha parlak, sesi daha da kalın geliyordu. Nasıl bu kadar çabuk gelmişti oraya? Boş verip devam ettim. Sonra tekrar baktım. Baktığım yerde yoktu. Kediyi görmeyince biraz daha rahatladım. Tekrar önüme döndüm. İşte asıl şoku burada yaşadım. Tam karşımdaki kayanın üzerine oturmuş bana bakıyordu. Kayadan aşağıya atladı ve 3 metre boyunda çarşaflı, gözleri kıpkırmızı, yüzü belli olmayan bir şeye dönüştü. Kıpırdayamıyordum. Bana doğru yaklaşıyordu. Ama bu bir yürüme değil.
adeta havada süzülüyor gibiydi. O şey her neyse bana doğru yaklaşıyordu. Birden arkamdan bir şeyin varlığını hissettim. Benim üzerimden doğru atladı. Bu çakırdı. Birden çözüldüm ben ve eve doğru kaçmaya başladım. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Kendimi evin önünde buldum. Kapıyı eşim açtı. Niye bu kadar erken geldin diye sordu. Cevap vermedim. Eve girdim. Eşim, sen iyi misin? Yüzün bembeyaz olmuş dedi. Çok yorgunum. Uyumak istiyorum diyebildim sadece. Hemen yattım. Gözüme uyku girmedi. Bir ara uyuyakalmışım. Rüyamda o kara kediyi gördüm bütün gece. Sabah eşimin sesiyle uyandım. Kalk artık, kahvaltı hazır diye. Kahvaltı masasına oturdum. Babam masada ve gayet iyi görünüyordu. Gece tarlayı niye sulamadın diye sordu bana. Ben de cevap vermedim. O da üstelemedi. Kahvaltımı yapıp masadan kalktım. Dışarıya doğru gidiyorduk. Arkamdan babam seslendi. Gel birer sigara içelim dedi. Dışarıdaki çardağa oturduk. Babam, dün akşam ne oldu? Kızım her şeyi anlattı dedi. Ben de ne anlattı diye sordum. Geldiğinde yüzün kireç gibiymiş. Ne oldu dedi. Ben de her şeyi anlattım. Rahatlamıştım. Babam biraz durup düşündü. Oğlum, Allah'a sığın. Dua et, unutursun yaşadıklarını dedi. Evin önüne çıktık. Çakır gelmişti. Tüyleri dağılmış ve biraz kirlenmişti. Ama gayet iyi görünüyordu. Babam gece tarlayı sulamaya gidecekti. Akşam olunca babam gitti. Benim aklım hala dün akşam yaşadığım olaydaydı. Yatağa uzandım ve bunu düşünürken uyuyakalmışım. Rüyamda o kediyi gördüm yine. Birden dışarıdan gelen havlama sesleriyle uyandım. Kalkıp hemen dışarıya koştum. Dışarıda 3 tane kara köpek çakıra saldırıyordu. Birden karanlığın içinden 3 metre boyunda kara, simsiyah bir varlık, yüzü belli olmuyordu. Çakırın boğazından yakalayıp dağların olduğu tarafa doğru götürdü ve 3 siyah köpek peşinden gitti. Ben bir süre olduğum yerde kaldım. Çakırı onlara kaptıramazdım. Onu kurtarmalıydım. Eve gidip tüfeğimi aldım. İçine fişek doldurdum ve o şey her neyse peşinden gittim. 15 dakika yürüdüm. İşte oradaydılar. 10 metre ileride bir kayanın üzerine oturmuş kedi ve çakır aşağıda öylece hareketsizce yatıyordu. Etrafındaysa diğer köpekler vardı. Son bir cesaret. Köpeklere ve kediye 2'şer defa ateş ettim. Köpekler kaybolmuştu. Ama kedi olduğu yerde öylece duruyordu. Tüfeği tekrar kediye doğrultup tetiğe bastım. Ama tüfekte fişek yoktu. Doldurup tekrar ateş etmek istedim ama yanında başka fişek de yoktu. Kediye tekrar baktım. Hareket edemiyordum. Havada süzülerek yanıma doğru gelmeye başladı. O varlık kalın bir sesle, "Bak, o da öldü. Şimdi seni kim kurtaracak?" dedi. Bana doğru yaklaşmaya başladı. Birden sabah babamın söyledikleri aklıma geldi. Dua okumaya başladım. Bağıra bağıra dua ediyordu. "Allah'ım yardım et." diyordu. Ben dua ettikçe o varlık benden uzaklaşıyordu ve gözden kayboldu. Bir süre olduğum yerde kaldım. Sonra çakırın yanına gittim. Ölmüştü. Onu burada bırakamazdım. Çakırı sırtıma aldım. Tüfeği de elime. Evin yolunu tuttum. Eve geldim. Çakırı kulübesinin önüne bıraktım. Sabah gömerim dedim. Çok zor uyudum. Gece rüyamda o kediyi gördüm. Sabah kalkar kalkmaz babama gece olanları anlattım. Çakırı gömelim, Mustafa Hoca'nın evine gidelim dedi. Mustafa Hoca bizim caminin imamıydı. 30 yaşında neşeli bir insandı. Çakırı gömüp hemen Mustafa Hoca'nın evine gittik. Olan biten her şeyi anlattı. Yatsı namazından sonra benim evde toplanalım, bir bakalım neler olacak dedi Mustafa Hoca. Yatsı namazından sonra Mustafa Hoca'nın evine gittik. Bizi bir odaya götürdü. Siz geçin, ben hemen geliyorum dedi. 2 dakika sonra elinde gümüş bir tepsiyle geldi. Tepsiyi odanın ortasına koydu. İçine su doldurdu. Gel karşıma otur dedi. Karşısına oturdum. Mustafa Hoca cebinden küçük bir defter, üzerinde Arapça yazılar olan kağıt çıkardı. Defteri açıp okurken kağıtları da yırtarak suya atıyordu. Birden lambanın ışığı titremeye başladı. Kulaklarım çınlıyordu ve ışıklar söndü. O karanlıkta birbirimizi göremiyorduk. Mustafa Hoca susmuştu. 1 dakika sonra ışıklar tekrar yandı. Mustafa Hoca yerde kıvranıyordu. Hemen hocayı kendine getirdik. Öylece konuşmadan 5 dakika bekledi.
ve bu şey çok güçlü. Bu beni aşar dedi. Ben şimdi ne yapacağım diye üzülerek sordum hocaya. 5 dakika daha sustu. Sonra Topal Hoca dedi. Bu işi ancak Topal Hoca çözer dedi. Cebinden telefonunu çıkartıp yan odaya geçti. 5 dakika sonra geldi. Seni görmek istiyor. Yarın Ankara'ya gidiyoruz dedi. Gidin, iyice dinlenin. Yarın sabah namazından sonra benim araba ile gideriz dedi. Bizi kapıya götürdü. Bildiğiniz bütün duaları okuyup öyle yatın dedi. Evine girdi. Biz de kendi evimize gittik. Bildiğim bütün duaları okuyup hemen yattım. Gece rüyamda o kediyi gördüm. Sabah ezanının sesiyle uyandım. Babamı alıp camiye gittim. Namazdan sonra babama sen burada kal. Evdekileri yalnız bırakma dedim. Babam bana merak etme. Buradakiler bana emanet. Siz kendinize dikkat edin dedi. Mustafa Hoca'nın arabasıyla yola çıktık. 3 saatlik yol boyunca Mustafa Hoca pek fazla konuşmadı. Ankara Polatlı'da eski bir evin önünde durduk. Kapıyı çaldı. Kapıyı 65 yaşlarında, uzun sakallı, 1.65 boylarında, nur yüzlü bir ihtiyar açtı. Bizi içeriye aldı. Evin duvarlarında Arapça yazılar vardı. Güzel ve sade bir evdi. Topal Hoca bizim için eşine yemek hazırlattı. Yemekten sonra Topal Hoca bize bir oda gösterdi. Odada 2 tane yatak vardı. Mustafa Hoca'ya bir şey söyledi ve odadan çıktı. Mustafa Hoca'ya sordum ne söyledi sana diye. Hemen ritüele yatsı namazından sonra başlayacağız diye söylemiş. Yatsı namazına kadar yatıp dinlenelim demiş. Ben yatar yatmaz uyumuşum. Mustafa Hoca'nın sesiyle uyandım. Kalk artık diyordu. Saat kaç oldu diye sordum. Akşam oldu dedi. Çok güzel uyumuştum. Topal Hoca bize bir sofra hazırlatmıştı. Çok acıkmıştım. Yatsı namazını kıldıktan sonra Topal Hoca bizi başka bir odaya götürdü. Oda ortadaki büyük gümüş tepsi hariç tamamen boştu. Bana dönüp sen geç otur Mustafa sen de gel bana yardım et dedi. Ben geçip tepsinin yanına oturdum. Az sonra Mustafa Hoca ve Topal Hoca geldi. Topal Hoca'nın elinde bir güğüm, Mustafa Hoca'nın elinde büyük bir kova vardı. Topal Hoca güğümdeki suyu tepsiye boşalttı. Mustafa Hoca da elindeki kovadan ne balığı olduğunu bilmedi. 3 tane balığı tepsinin içine attı. Topal Hoca karşıma oturdu. Mustafa Hoca da yanıma. Topal Hoca elini uzat dedi. Ben de uzattım. Bir iğne batırdı. 3 damla kanı tepsiye damlattı. Arapça olmadığını bildiğim bir dilde bir şey okumaya başladı. Topal Hoca okudukça kulaklarım çınlıyordu ve birden bu Müslümanı rahat bırak, git buradan, yoksa seni yakarım diye Türkçe konuşarak bağırmaya başladı. Topal Hoca kendine ait olmayan kalın ve tiz bir sesle konuşuyordu. Topal Hoca tekrardan bilmediğim bir dilde bir şey okumaya başladı ve kulağımdaki çınlama kesildi. Mustafa Hoca kendine geldi. Sana bir ifrit musallat olmuş, işimiz zor ama Allah'a şükür çözümü var dedi. Topal Hoca ayağa kalktı. Odanın içindeki kileri açtı. Yardım edin de şu aynaları getirelim dedi. Biz de aynaları getirdik. 4 tane ayaklı boy aynası getirdik. Tepsiyi odanın diğer ucuna koyduk. Topal Hoca odanın ortasına büyük bir çember çizdi. Çemberin ortasına geçmemi işaret etti. Çemberin ortasına geçtim. Aynaları önüme, arkama ve sağıma soluma yerleştirdiler. Gözlerini kapat ve sakın açma dedi hoca. Gözlerimi kapadım. Topal Hoca bilmediğim bir dilde bir şey okumaya başladı. Yine kulaklarım çınlıyordu. Topal Hoca'nın sesi giderek yükseliyordu. Kulaklarındaki çınlama da aynı oranda artıyordu. Birden üzerime bir ağırlık çöktü. O gelmişti. Onu hissedebiliyordum. Merakıma yenik düşüp gözlerimi biraz açtım. O varlık aynanın içindeydi. Gözlerini kapat diye bağırdı Topal Hoca. Aynalardan çatırdama sesleri geliyordu ve başıma bir ağrı saplandı. Başım ortadan ikiye ayrılacak gibi hissediyordum. O esnada bayılmışım. Gözlerimi açtığımda bir yatakta yatıyordum ve başucumda Mustafa Hoca vardı. Ne oldu diye sordum. Topal Hoca onu yakarak öldürdü. Her şey bitti, kurtuldum dedi. Kalktım ve Topal Hoca'nın yanına gittim. Elini öptüm. Allah razı olsun hocam. Borcumuz ne diye sordum. Bu işler para için yapılmaz. Allah rızası için yapılır dedi. Allah'a emanet olun. Allah yolunuzu açık etsin diyerek bizi yolcu etti. O günden sonra bir daha başıma böyle bir olay gelmedi. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi
diğer hikayeyi anlatıyorum. Takipçi hikayeleri. Yaşadıklarımın tamamen gerçek olduğunu bilmenizi istiyorum. Anlatacaklarım, bu işlerin merak edilmemesi, araştırılmaması ve üzerine gidilmemesi gereken konular olduğunu sizlere söylemek ve ne kadar vahim durumlara yol açabileceğini anlamanızı sağlamak içindir. Yaşadığım yer ya da kimliğim hakkında bilgi vermeyeceğim. Sadece yaşananları tüm gerçekliğiyle sizlere anlatacağım. Ben ailemin tek çocuğuyum. Adımı bilmenizde sakınca yok. Adım Faris. Babam yıllarca imamlık yapmış, dini bütün bir kişi. Anadolu'nun birçok ilini dolaştık. Babam sanki bir şeylerden kaçarmışçasına gittiğimiz yerler bir ya da iki yıldan fazla kalmazdı. Aslında bu yer değiştirme olayları şöyle başladı. Anadolu'nun bir köyünde imamlık yaptığı zamanlarda bir gece şiddetle kapımız çalındı. O zamanlar ben 14 yaşındaydım. Evimiz caminin hemen yanında olan köy lojmanıydı. Gecenin bir yarısı alacaklı gibi kapımızı çalan bu kişi kim diye hepimiz merak edip ayağa kalktık. Babam sakin olmamızı söyleyerek kapıyı açtı. Kapıyı açtığında köyde daha önce hiç görmediğimiz iki kadın, iki erkek vardı. Hani bazı insanları ilk gördüğünüz an negatif duygular hissedersiniz ya. Bu kişilerin hal ve tavırlarında hiç haz etmedim. Kişileri incelerken dışarıdaki pikap tarzı bir aracın arkasında tavut olduğunu gördüm. Erkeklerden yaşlı olanı lafa girdi. "Hocam, zor durumdayız. Yardım edin," dedi. Babam anneme ve bana "siz içeriye geçin. Ben konuşup geleyim. İnsanlar müşkül durumdaymış," diyerek kapıyı kapatmak istedi. Ben babamı yalnız bırakmak istemediğim için annem içeride kaldı. Ben de babamın yanında kaldım. Yaşlı adam tekrar lafa girdi. "Hocam, biz bu köye yakın bir köyde oturuyoruz. Köyümüzün imamı olmadığı için, köyde de kimse bu işlerden anlamadığı için rahmetliyi yıkatamadık. Sizden yardım istiyoruz," dedi. Babam başta biraz da laf vurarak "keşke gün ağarınca gelseydiniz" gibisinden söylenecek gibi oldu ama sonra insanların acısını anlayıp kabul etti. Ben hala babamı yalnız bırakmak istemiyordum ama çok da korkuyordum. Babam bana "oğlum, sen artık büyüdün. Eğer korkarsan eve, annenin yanına git," dedi. Fakat ben "hayır baba, korkmuyorum. Sana yardım etmek istiyorum," dedim. Ama içimdeki korkuyu anlatamam. Dizlerimin titrediğini hissedebiliyordum. Tavutu gasilhaneye getirdiler. İçeride sadece ben, babam ve babamla konuşan yaşlı adam kaldı. Diğer akrabaları arabanın içinde beklemeye başladılar. Babam tabutun kapağını açtı. Hayatımda ilk defa babamın bembeyaz olduğunu gördüm. Babam bana heyecanla, "oğlum, sen çık, kapının önünde bekle. Senden bir şey istersem ben seni çağırırım," dedi. Ne kadar kalayım desem de babam beni dışarıya çıkardı. Bu tavrı merakımı iyice arttırmıştı. Dışarıya çıktım ama kapının aralığından içeride neler olduğunu izliyordum. Babam tabutun kapağını kapatmış yaşlı adama "bu kim, buna ne oldu böyle?" gibisinden hararetli bir şekilde sorular soruyordu. Yaşlı adam hiçbir soruya tam cevap vermiyordu. Belli ki o da korkuyordu. Bir ara arabada bekleyen akrabalarına baktı. Arabadaki üç kişi öylece bana bakıyorlardı, tepkisiz bir şekilde. Bu iş gitgide beni daha da korkutmaya başlamıştı. Asıl şoku tekrar kafamı kapının aralığından içeriye baktığımda yaşadım. Tabutun içindeki kişiyi yaşlı adamla babam çıkartırken gördüm. Sanki adam kalıp gibi kalmış, elleri ayakları çarpılmış ve boynu geriye dönmüştü. Göz oyukları sanki boş gibiydi. Korkudan kanımın çekildiğini hissediyordum. Babam sürekli "Allah'ın, sen yardım et ya Rabbim" diyerek işini yapmaya çalışıyordu. Bir ara babam ölüyü yıkarken odanın duvarlarında gölgelerin gezdiğini gördüm. Hayatınızda hiç böyle bir çıkmazda kaldığınız oldu mu bilmiyorum. Kalp atışlarım kulaklarımda, nefes almaktan korkuyordum. Babama seslenmek istedim fakat cesaret edemedim. Babam yaşlı adamdan ölüyü yıkarken yardım istiyordu. İkisinin ölüyü yıkadığı sırada
Kapıdaki o aralık sert bir şekilde örtüldü. Kapının kapanmasıyla çığlık atmam bir oldu. Şoka girmiştim. Benim bağırmama babam geldi. Ne oldu dedi. Anlatamıyordum. Biraz kendimi toplayıp onları kapının aralığından izlediğimi söyledim. Babam bana, oğlum annenin yanına git. Annene söyle birlikte Kur'an okuyun. Ben Allah'ın izniyle şu işi halledip geleceğim dedi. Babamın dediğini yaparak eve çıktım. Eve çıktığımda annemin çoktan Kur'an okumaya başladığını gördüm. Abdest alıp hemen yanına oturdum. Bir yandan da ara ara camdan dışarıya bakıp gidip gitmediklerini kontrol ediyordum. Annem Kur'an okumaya devam etti. Bir süre sonra araba sesi duydum. Fazla geçmeden evin kapısı açıldı. Babam eve geldi. Babama neler olup bittiğini soramadım. O gece fazla konuşmadan yattık. Ertesi gün hafta sonuydu. Birlikte güzel bir kahvaltı yaptık. Fakat babam hala durgundu. Babama dün gece gelen insanların kim olduklarını ve o adamın neden o halde olduğunu sordum. Fakat babam da kim olduğunu, neden o hale geldiğini bilmediğini söyledi. O da sormuş fakat yanıt alamamış. Bu olaydan sonra bulunduğumuz evde tuhaf olaylar olmaya başladı. Geceleri gasilhanenin ışıkları yanıyordu kendiliğinde. Babam her sabah namaza gittiğinde ışıkları yanık buluyordu. Böyle ufak tefek olaylar yaşanıyordu. Asıl olay ise babamın başına geldi. Bir iki hafta sonra babam sabah namazı için camiye giderken yine gasilhanenin ışığının yanık olduğunu fark etmiş. Işığı kapatmak için gasilhaneye girdiğinde ışıklar aniden kapanmış. Gasilhanenin kapısı kendiliğinden kapanmış. O gecenin sabahında annemle biz babamı evde bekliyorduk. Fakat babam gelmedi. Ben merak edip önce camiye baktım. Camide babam yoktu. Köy cemaatinden bir iki kişiye babamı sordu. Fakat onlar da babamın sabah namazına gelmediğini söylediler. Bu iş beni daha da tedirgin etti. Etrafı ararken aklıma gasilhane geldi. Gasilhaneye girdiğimde babamın baygın halde yerde yattığını gördüm. Ben babamı bulduğumda köyün yaşlılarından bir iki kişi de benimle birlikteydi. Babamı ayıldık. Babam ayıldığında dualar ediyordu. Yüzünden ne kadar korktuğu belli oluyordu. İnsanların içinde bir şey anlatmadı. Eve gittiğimizde buradan gitmemiz gerektiğini söyledi. Annem ısrarla orada ne yaşadığını sordu. Babam da yaşadıklarını anlattı. Gece oraya girdiğinde kapı aniden kapanıp ışıklar sönmüş. Daha sonra arkasını döndüğünde o gece gelen kişilerin ölen yakını yine masanın üzerinde yatıyormuş. Babam dualar okuyarak eve bize bağırmış. Fakat kimse sesini duyuramamış. Ölünün etrafında siyah, dumanımsı kişilerin dolaştığını görmüş. Babamı hesaba çekmişler. Sen nasıl bizim alemden birini yıkarsın demişler. Babam daha fazla dayanamamış, bayılmış. Bu olayın sonrasında o köyden taşındık. Gittiğimiz yerlerde babam kendini hiç rahat hissetmedi. Emekli olana kadar bir yerde bir iki yıldan fazla kalmadı. O olaydan sonra asla ölü yıkamadı. Bu tarz olayların ne kadar kötü olaylar olduğunu yaşamayan bilemez. Allah'a şükürler olsun ki babam ve biz bu olayları atlattık. Varlıklarına inanın ama daha fazlasını merak edip üstlerine gitmeyin. Dünyanın belli bir düzeni var. Kimse kimseyi rahatsız etmediği sürece düzen bozulmaz. Ama onları rahatsız ederseniz sonuçları ağır olabilir.